Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ucuz ve pahalı kaleci eldivenlerini karşılaştıracağız. Eldivenleri tanıtıyorum. Bu elimde gördüğünüz tam 30 lira değerinde Kipsta F100 kaleci eldiveni. Diğer eldiven ise 300 lira değerinde Nike Contact Plus kaleci eldiveni. Ne yani, bunların arasındaki öyle fark ne? Biri 30 lira, biri 300 lira. Birazdan hepsini detaylandıracağız. Tüm detaylarından bahsedeceğim. Farklar nelerdir? Kaleci arkadaşlar için çok yararlı bir video olacak. Kaleciler dışında da özellikle forvetler için de bakarsınız kalecinin eldivenine. Ona göre şutlarınızı sert ya da yavaş değişik çekebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, bu tarz futbol malzemelerini karşılaştırdığım videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu mutlaka beğenin ve yorumlarda bunu belirtin. Şimdi videoya geçelim. Eldivenlerin birkaç özelliğinden bahsedeceğim size. Farklarından bahsedeceğim. İlk olarak 30 liralık Kipsta eldiveni anlatıyorum. Bu eldiveni altyapıdaki kaleciler tavsiye edebilirim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Daha sonra eldivenin yapısından bahsediyorum. İç kısmındaki lateksi bayağı ince. Resist grip teknolojisi uygulanmış. İç kısmı tamamen lateksten oluşuyor. Üst kısmında da farklı bir yapı var. Bilek kısmına gelecek olursak burada çok kısa bir bileği saran bölüm var. Üst kısmındaki bölüme yapışıyor. Çeşitli bileklere rahat bir şekilde olması için burayı açık bırakmışlar. Bir yırtmaç gibi düşünebilirsiniz bunu. Eldiveni takıyorsunuz. Daha sonra bunu bu şekilde bağlıyorsunuz. Diğer eldivenimize geçelim. Pahalı olan 300 liralık eldiven. Nike eldivenlerin en çok bildiğimiz özelliği Grip 3 teknolojisi. 3 parmağını etrafını sarılı bir şekilde lateks ile kaplamışlar. Lateks dediğim bu kaleci eldivenin içindeki topu tutan, yumuşatan şey. Güzel bir püf nokta vereyim. Bu ne kadar kalın olursa eldiveniniz o kadar iyi demektir. Eldiven alırken mutlaka buna dikkat edin. Grip 3'e ek olarak Contact Plus teknolojisi kullanılmış. Bu eldivende topu daha iyi kavrayıp hissedebilmeniz için bir tık diğer eldivenlerinden daha ince bir teknolojiye sahip. Bilek kısmında ise 3 tane cırtı var. Buna cırt mı deniyor? Ne deniyor işte? Şu cırt cırt diyoruz yani. 3 tane yapışkan bölümü var. Maçlarda bunun çıkması imkansız. Onun dışında esnek bir yapıya sahip bilek kısmı. O yüzden kalecinin bileği kalın olur, ince olur fark etmez. Her türlü bileğe uygun esnek bir yapıda. Onun dışında eldivenin bantladığımız bilek kısmı da lateksle kaplanmış. Yani top oraya çarptığında da sert bir şekilde sahaya geri dönmüyor. Yumuşayıp kucağınızda kalıyor. Eldivenin bütün özelliği bu. Buraya da Nike logosunu yapıştırıyorlar. Daha sonra da 300 liradan satışa sunuyorlar. Şimdi eldivenlerimizden genel olarak bahsettik. Asıl önemli olan sahadaki performansı. Evet, geçelim hemen ilk testimizi yapalım. Önce bu eldivenle 10'ar tane, sonra diğer eldivenle de aynı şekilde 10'ar tane topu tutmaya çalışacağım. Bakalım hangisi daha iyi ve daha çok tutacak. Orta hızla başlıyoruz. İlk atışla başlayalım. Hadi gönder. Güzel. İlke göre güzel tuttum. 2. Devam. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. İlk eldiven 10'da 10 yaptı. Artık benim yeteneğim mi diyelim yoksa eldivenler mi diyelim bilmiyorum ama yeni alındığı için de ilk hissiyatım güzel. Ele yapışıyor. Hani şu his var bakın. Şu birbirine yapışma hissi var. O yüzden güzel diyebiliriz. İlk testte 10'da 10 yaptık, sıra diğer eldivende. Başla. 1. Evet, bu eldiven de 10'da 10 yaptı. Hatta buna biraz daha hızlı vurdu. Bak, tuan iyice alıştığı için. Ama 10'da 10 yaptı, hiç sektirmedi. Güzel. Şimdi sıradaki teste geçebiliriz. Sıradaki testimiz kaleciler için en önemli olan testlerden bir tanesi yan top testi. Yan toplarda eldivenin çok önemi var. Çünkü kaleciler yüksek topa çıkıyor ve topu bloke etmek zorunda kalıyor. Ya yumrukla topu uzağa gönderecek ya da avuç içlerinden sektirmeden topu tutmaya çalışacak. Atuan bana korner noktasından yine 10 tane orta açacak ve ben 10 tane ortayı da sektirmeden tutmaya çalışacağım. Tam kaç tanesini elinden düşüreceğim, kaç tanesini tutacağım. Hemen teste geçelim.
Evet, yumruklar gayet iyiydi. Yalnızca 2 defa kaçırdım topu elimden. 8 tanesini rahatça tutabildim. Güzeldi. Şimdi sırada diğer eldiven var. Bakalım diğer eldivenle hepsini tutarsa bence müthiş olur. Ama zorlayacağım biraz. Elimden geleni yapacağım. Nefes nefese kaldım. Like atabilirsiniz bence. Güzeldi bu eldivenle. Yalnızca bir tane kaçırdım. Farkı görüyorsunuz. Dağlar kadar bir şey yok ama biraz da iş sizin bileğinizde bitiyor. 1-0 Nike eldivenler önümüzde şu an. Daha önümüzde birçok test var. Diğer eldiven için de daha çok şans var. Bakalım hangi eldiven kazanacak. Sıradaki teste geçelim. Bu testte önümde 5 tane top var ve ucuz eldivenleri elime giydim. Orta sahaya yakın bir noktadayım ve buradan topu elimle kaleye 5 defa göndermeye çalışacağım. Bakalım kaç tanesi gol olacak. İlk atışımla hemen başlıyorum. Birde 0. Biraz daha sola atmam lazım galiba. Çünkü top sağa doğru çekti. Biraz daha sola doğru bir atışla geliyor. Top niye bu kadar sağa gidiyor ya? Dönüyor çünkü değil mi? Üçüncü atışım geliyor. Kaleyi biraz daha soldaymış gibi hedef alacağım. Ve... Gol. Güzel. Güzel taktik. Kale soldaymış gibi bakınca 3'te birinci atışımızı attık. Kaldı 2 tane. Güzel. Dümdüz. Ok gibi gitti. Dümdüz ok gibi. 5. atış benden size geldi. Temiz. Güzel bu. 5'te 3. Güzel skor. Diğer elde öne geçelim. Yine bir. Temiz. Tertemiz. 2. atış. Güzel. 2'de 2. Bir Nevzat atasözü der ki temiz, tertemiz. Yazın buraya. Ve 3'te 3. Biraz rüzgar da var. Rüzgardan hep yön değiştiriyor. Görüyorum şu an. Son 2 atışım. Eğer bunu atarsam bu eldiven zaten kazanmış oluyor. Ve... Ve 4'te 4. 4'te 4 geldi. Atış stilimi buldum. Düz atıyorum. Düz atınca daha iyi geliyor. Bu eldivenle biraz daha düz gidiyor. Diğer eldivenle toplarım ilk başta hep sağa doğru çekmişti. Son atışım. Fazla gelince daha güzel gitti. 5'te 5. Bu eldivenle 5'te 5 yaptık ve 2-1 öne geçiyor. 2-1 oldu değil mi? İkisini bu kazandı, birinciyi. Blokajlar berabere bitti. Yüksek topu kazandı bu. 3-1 Nike eldiven önde. Sıradaki testler belirleyici olacak. Hemen geçelim. İşte 2 kurtardım.
güzel. Yani bence iyi kurtarışlar yaptım. 10 tane de 4 tane penaltıyı kurtardım. Güzel sayı. Evet, bu test de berabere bittiğine göre totalde ne oldu? Bu eldiven kazandı. Ama hak etti. Sonuçta arada dağlar kadar fiyat farkı var. Eldivenleri genel olarak söylemek istediğim birkaç bir şey var. Bu eldiven 30 liradan çok fazla daha değerli bence. Çünkü bayağı iyi kurtarışlar yaptım ve testlerde olumlu sonuçlar elde ettim. Özellikle yan toplarda elimden topu kaçırmamama yardımcı oldu. Eğer profesyonel bir kaleci değilseniz, üst liglerde oynamıyorsanız bu eldiveni almanızı tavsiye ederim. Halı saha maçı olur, altyapı da olur. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Güzel, kaliteli bir eldiven. Bunu da daha çok profesyonel takımlarda oynayan kalecilere öneriyorum. Güzel bir eldiven. Zaten Joe Hart gibi ünlü kaleciler vesaire oynuyor. Batuhan'a da çok teşekkür ediyorum videoda yardımcı olduğu için. Bana penaltıları attı, penaltı kralı. Ama karşısında Nevzat vardı. Evet, her neyse. Bu dipnotu da geçelim oraya. Evet, bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu mutlaka beğenin ve yorumlarda gelmesini istediğiniz video tarzlarını mutlaka belirtin. Bütün yorumları okuyorum. Şu anda evet, yorumlardayım. Karşılaştırmamı istediğiniz tekmelik olur, krampon olur. Ne varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Emin olun onların da videosunu çekeceğiz. Evet, kanala abone değilseniz abone falan olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.